Merhaba O Değildi isimli muhteşem programı ismini bu kendimin bulduğu bu programa hoş geldiniz. sanki daha önce hiç program açmamışım gibi acemici bir açılış oldu Erman. Sen varsın diye biraz heyecanlıyım. Sebebi o hoş geldin. Doğal bir heyecan. Birçok insanın yaşadığı bir heyecan bu. Bunlar ee, var. Sana da sirayet etmesi beni şaşırtmadı. Evet. Hoş bulduk hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol ben de hoş buldum değil mi? Tabii sen Kendin hem olsunlar. aileye hoş geldin hem de bu programda e, ailemize, Sokrates'e ve bu yeni video... Cast, ...Cast ailesine de hoş geldi. Hoş bulduk. Ben çok, çok yüksekten bir açılış... Ederim. ...yapmayı tercih etmişsin. Bir daha... Hı -hı. ...herhalde bunun kadar izlenmez herhangi bir programın... ...ama olsun. Evet, ben dedim Tepe ki Erman... Gibi. ...gelirse e, o programa öyle başlarım... ...ancak dedim. E, o yüzden teşekkür ederim... ...davetimi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. E, Davet için. Şu, evet. Şimdi programı anlatmak... Şurada oturuyordum zaten. <laughs> <laughs> Şuradan elle, elle çağırmışım gibi. Programı anlatmak gerekiyor normalde. E, ama çok anlatılacak bir program... ...olmayacağını, spor dışında her şey... Şeyin konuşulacağını ama aslında da Hiçbir şey konuşulmayacak programda. Öyle bir şey planladık. çekiyoruz. Perşembeleri yayınlanıyor akşam. Şey yapıyoruz. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> hemen, hemen hemen aynısı. Spor dışında her şey konuşuldu <laughs> ama hiçbir şeyin konuşulmadığı <laughs> evet, bir formatımız var. Neyse evet. Evet böyle bir format düşündüm. Çok yaratıcı. Daha önce hiç denenmemiş bir şey. Ee, o yüzden hoş geldin diyerek tekrar başlıyorum. Teşekkür Devamlı hoş yok. geldin denilen bir program oldu. Ee, Hayatım boyunca bu arada şu mikrofonlarla şu ortamda bir program hayali kurdum ben. Sende var mıydı böyle bir şey? Daha ben daha önce... zaten çok fazla mikrofonla çok fazla Aşın yakın aşırı. temas ama bu ve haşinleşiklik yaşıyorum. Şöyle podcast yok çok bende ben çok çok bir nevi heyecanlandığım bir şeydi benim. Şöyle çok güzel sorular hazırladım sana. Tamam, ee, onlardan birini sorarak başlayacağım. Ee, bir sene önce falan yaklaşık demişsin ki e, ben seneye dinlenirim. Ee, şöyle bir kafa tatili yaparım. Bu dinlenmiş halim mi diye e, sormak istiyorum sana. Çok yerinde bir soru. Birçok kişiden bu aralar <laughs> gelmeye başlayan, iyi ki bıraktın spikerliği gibisinden. E, niye? Çünkü gördükçe yoruluyorum ben seni. Gerçekten ama bu tempo helal olsun. E, zor bir tempoya girdim bu sene galiba. E, teşekkür ediyorum öncelikle. Zor bir tempoya giriyor. Ya şöyle, şimdi gerçekten... Dinleniyor da olabilirsin bu arada, bilmiyorum. Tabii. Efendim? Dinleniyor da olabilirsin. Yok, dinlenemiyorum. Dinlenem Dinlenemiyorsun. E, yani amacım oydu. En azından hafta sonları dinlenmek... ...bir sene hmm. kadar işte spikerlik yapmamak... ...yani futbol spikerliğinden hmm. bahsediyorum. E çünkü o düzenli olarak her hafta sonu... Tabii ...cuma, cumartesi, pazar hatta şampiyonlar ligi de... ...anlattığım için e, salı, çarşamba... ...bazen perşembe... Hmm. E, ...ciddi bir e, zamanımı alıyordu. E, Premier Lig'de benim... ...içinde bulunduğum kanaldan ayrılınca... ...ben de dedim ki belki de bir sene ara vermenin... ...doğru bir zamanıdır. Yıllardır. Çünkü o sırada işte... ...Pubg Mobile, şu anda spikerliğini yaptığım... Hmm. E, ...e-spor e, dallarından biri de... ...benimle temas halindeydi... ...düşünür müsünüz, eder misiniz? Ya ben de dedim Premier Lig'de gitti. Yerini ee, değiştiriyor gibi oldu. Aynen yani. bir de takvimi daha hafif. hafifti en azından... <laughs> ...öyle gözüküyordu. Yani çünkü futbolu her hafta anlatıyorsun... <gülüyor> ...ve <gülüyor> her hafta içi de bu oynanıyor aşağı belli bir dönem, Bu mesela aralığın iki haftası oynanıyor... Hı hı. ...ama sonra Ocak'ta yok, Şubat'ta üç hafta arka arkaya oynanıyor. <laughs> Biraz gibi. daha rahat olur. Biraz yani. daha rahat. Ama e, ya şöyle hem kafamdan atmayı düşündüğüm bir iki projeyi atamadım hı hı. kendi takvimimde olan e, hem bir tane çok sevdiğim bir dostumdan bir şeyler geldi onu kıramadım edemedim derken kırdıklarından biri e, de benim ben bir şey teklif ettim uzun süredir herkesi kırıyorum 2 <laughs> üç aydır daha geçenlerde sen de geldin Yok yapsa ama geç söyledim ben bu kadar Evet Yani sonra şu an da. şu an gerçekten e, senin de söylediğin gibi çok evet. şey. Ama değilim. içten içe bir şey hissettiriyor mu sana? Yani olsun be çalışıyoruz işte ya. Devam falan gibi böyle. Ben hep çünkü o tribe giriyorum. Ya Sonra da mutsuz gün, oluyorum. 4-5 gün bir şey yapmazsam ben de sıkılmaya başlıyorum. Oluyor, çünkü bu yoğunluğa çok alıştım 4-5 senedir. Ama bir yandan yorulduğumu da hissediyorum. Yani bir tekrar şarj olmaya da ihtiyacım var. Onu bu sene gibi düşünüyordum. Çok olmadı. Yani Şimdi... televizyon tarafında oldu ama... Hmm. E, ...dijital tarafta olmadı. E, ve... İnan yani senin gibi demin sen söyledin işte Hı -hı. sen de bir e, program kafamda var diye geldim Hı -hı. bana geçtiğimiz Hı -hı. günlerde. Bunun gibi hiç masaya oturmadığım, masaya oturmadan var çevirdiğim ya. en az 7-8 tane iyi Hı -hı. teklif oldu. Hı -hı. E, dedim yapabilecek bir ajandam yok. Yani hatta bazılarına ya şey yolladım. yolladım. Çok ısrar ettiler. Haftalık <gülüyor> Google <gülüyor> Calendar yolladım. Dedim ki buraya <laughs> <çok> yerleştirebiliyorsanız <laughs> program. Ondan sonra <laughs> bak bakalım yapabiliyor mu şimdi. Bunu yerleştirin güzel diye. Fikir. Ben ee, de kullanayım bunu. O yüzden şu o yüzden an için normal. öyle ama gelecek sene belki biraz daha uh -huh. e, yani dönecek miyim futbol spikerliğine dönebilirim kafamda bir yandan dön şeyleri var özlüyorum uh -huh. bir yandan bilmiyorum biraz PUBG Mobile'ın durumuna da bağlı ama spikerliğe dönsem de belki e, şeydeki işlerden biraz azaltırım bu Vallahi sefer. Bir şekilde o şeyi biraz dengelemem lazım. Peki geçen sene bir de e, müstakbel birini bulurum evlenirim gibi bir cümle de kurmuşsun. O çalışmalar nasıl gidiyor? Abi gidemiyor işte. Çünkü <gülüyor> tam <gülüyor> bu karar üzerine şimdi bana şu, o muhabbet şöyle çıktı. Ben Cumhuriyet'in 100. yılında evleneceğim dedim. Böyle bir açıklamam olmuştu 29 Ekim 2023'te. Şimdi 29 Ekim 2023'te evlenebilmem için önce bir aday lazım. Uzun zamandır da iki senedir, iki buçuk senedir öyle bir aday yok. Ee, geçen seneki çalışma tempomu bakınca da öyle bir adayın 2023'e kadar ihtimali. da olma ihtimali yok. Çünkü Sen dediğim e gibi yani oftuktan çıkıyorum, kamera karşısına geçiyorum, yayından evet, çıkıyorum, ama. oraya gidiyorum... Dedim ki zaten biraz da ondandı. Ya hazır Premier premierlikte gittim. Ee, Esporttan ben bir Bol işte var şey, var. böyle bir ha. ücretli ücretsiz izin gibi. Hmm. Hani ben gidiyorum, dönerim bir ara spikerlik yapmak istediğimde gibi çıkayım. Hafta sonları falan boş olur. Orada biraz daha sosyalleşirim yani. Çünkü yani biriyle tanışabilmek ya da böyle bir şey, böyle bir yola girmeye girebilmek için sebebini sosyalleşmen lazım. Tamam söyledin mi peki sebebini? Yani ben evlenmeyi L düşünüyorum. Londra merkezde de söyledim. <laughs> ya doğrudan <gülüyor> evlilik <gülüyor> olarak... Yani kısmetlerimi bir havuzda Çünkü toplayacağım. Mantıklı. O yüzden vakte ihtiyacım var. Yine olmadı. olmadı. Yani deminki sorunun şeyine geliyor bu. Ee, yoğunlukta pek geçek. bir fark olmayınca e, havuz hayır, da hayır, boş diyorsun. hala. Yalnız ben hayatımda hiç bu kadar erkeğin e, vermek istediği birini hayır, görmedim. Hayır. Yani internette inanılmaz böyle sosyal medya kampanyası falan düzenleyecekler neredeyse. Niye insanlarda böyle bir şey oluştu sence? Tamamen senin bu yaptığın geyikleri ciddiye alıp biz... ...mutlu edelim falan, biz de bulalım... Ya ...arkadaşlar elinize atın falan gibi bir o şey O da olabilir. Yani. Bir daha ben Londra merkezde de... ...zaman zaman demarkete çektiğimiz aynen öyle de... de ...böyle biraz şey... ...vaybı... E, ...veriyorum. Aslında çok da öyle biri değilim. E, Personam diyorsun. Aynen. Hı -hı. İşte... ...onla takılıyor, bununla takılıyor... ...işte bu ona yazıyor, buna yazıyor kalitesi falan. kalitesi düştü falan gibi söylenmiş. Belki işte o çocuklar... ...ulan bu yarın öbür gün seker meker bize de... ...çıkar <laughs> bir piyango bizim kızlar... ...çünkü bana arada... Beni takip eden çocuklardan öyle mesajlar geliyor. Abi ne olur, olur be, arkadaşma yazma. Var da biri, falan. <laughs> biri yazmış aynı e, insana yürüdüğümüzü fark ettim, bir uyuz oldum kendisine <laughs> falan diye. E, öyle bir altında öyle bir şey olabilir. Hani aslında <laughs> çok öyle biri değilim. Gerçekten. E, evlendirelim çok Evlendirelim de değilim. Ku kurtulalım gerisinden. Evet. Anladım. Bakacağız. <laughs> Peki e, şimdi şöyle bir sorum var. E, diyelim buldun mu, müstakbel e, kişiyi. Kayınvalidesi mesela mesleğine ne dersin? Çünkü ben neden soruyorum bunu? Ben çok zorlandım bu konuda. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Ben medyada çalışıyorum olmaz, video yapıyorum olmaz, İnternette içerik içerik ne falan hani böyle bir zorlanmam oldu. Sen bu konuda kendini nasıl tanımlarsın böyle bir durumda? Ya ben medyada çalışıyorum derim büyük direkt ihtimalle. Ya diyeyim, da spor spikeri falan derim. Çünkü benim aslında ana işim hı hı. E, ilk bu işlere girişim ve hala kendimi başladım. direkt tanımladığım iş spor spikerliği. Hı hı. Tabii ki. Özellikle dijital mecraların e, güçlenmesi artmasıyla beraber spor spikerliğinin yanında işte hani burada so üretici. show programı da yapıyoruz. Futbol Tabii yorumculuğu ki. da yapıyorum yeri geliyor. Yani yanına birçok şey koydum yarışmada sunuyorum Hı -hı. E, bizim çok biliyorsunuz evet. onu yapıyorum bunu gibi çeşitli içerikler üretiyorum evet. E, ama, ama sana mesela sadece spor spikeri denmemeli yani. ...çok fazla içerik üretiyorsun. Ya olabilir evet yani zaten Sen insanlar... görüyorsun da. İşte insanlar da zaten sadece spor spikeri olarak görmüyor muhtemelen ama... E, ...yani diğerlerini anlatmam zor. zor. O yüzden <laughs> e, spor medyasında Değil çalışıyorum, spor ben spikeriyim. Çeşitli beyaz... programlar yapıyorum falan diye, diye çıkarız. Mantıklı. Ben de bir yere Beyaz şurada böyle bir altı aylık bir dönem çalışmıştım. O dönem Hı. çok rahatlattı beni. Yani <laughs> aileme de açıklayabildim falan. O açıdan e, çok daha rahat anlıyorum. Herkes daha kafasında Aynen. oturabilir. Peki... Kariyer planlamasında böyle hani dedin ya ben şu tarihte evlenirim şu tarihte şu hep bunları böyle planlayan birisi misindir? Ve var mıydı aklında böyle ben bir gün internete içerik üreteceğim geyik yapacağım ee, bu insanlara ulaşacak falan yoksa denk mi geldi? Ya kafamda yoktu aslında ben çok plan yapan bir insanda değilim bu şeyde biraz geyik üzerine Hı, oluştu. Tabii yani cumhuriyetin 100. yılında evleneceğim işte 2023 falan filan. Yani öyle bir planım yok <laughs> aslında. ha yani denk gelir o tarihlerde öyle bir şey olursa o geyi beslemek isterim. Ayrı konu ama yani 2022 aralığındayız. Yani çok kolay gözükmüyor 2023 Ekim'inde gözüküyor. Ha zamanı. şu vardı. Yani ben mizahi bir e... şey katarım buraya ha, gibi. o vardı. vardı ben küçük yaşlardan beri zaten sporla çok alakalıydım ve daha 15-16 yaşındayken eğer hayatta bir gün başarılı olabilirsem ya da bir şeyi iyi yapabilirsem bunun buralarda bir şey olduğunu biliyordum. Hmm. Ama bunu Hiç. yapıp yapamayacağıma dair bir fikrim yoktu. İçinde mizah olan bir şeyler mi peki? Yani hayır spor olan o bir bile şeyler. Yoktu, spor olan bir şeyler. Mizah olan yönünü biraz daha sonra çıkardım. Ya yani hmm. ben güncel hayatımda da kendi arkadaşlarıylayken e, yani kendi rahat ettiği ortamlarda komik bir insanım. Aslında günlük hayatımda böyle inanılmaz e, Londra merkezdeki gibi ya da şey gibi değilim. Yani mesela beni yeni tanıyan insanlarla olduğum yerlerde Hı -hı. utanırım, çekinirim. Buna insanlar hiç inanmıyor. Ee, ben anla, herkes öyle zannediyor. Ya ben hep diyorum ki ben biraz duygusalımdır, utangaçımdır. Ya ben hakikaten utangaçımdır. Yani bunu beni yakından tanıyanlar iyi bilir. Hani burada değil. Tam tersi oluyor, benim değil mi? Dü Hı. dünyanın en ee, saçma sapan insanına dönüştüğüm yerlerden biri. herkese çok <laughs> yakın arkadaşım ve bu derginin kuruluşundan Hı -hı. önce bile tanıyorum. Bu insanlarla beraber medyaya girdim neredeyse. Hı -hı. Ee, burası değil. Ama ben hani atıyorum kafadan. Sen desen. Erman işte benim 4-5 arkadaşım da seni tanımak istiyor. ...çıkışta işte hadi bir yerde bir kahve içelim onlar da gelsin. O Erman gelmeyecek oraya. Oraya gelmem. Ha, gelmem. Oraya gelmem. İnsanlar bu arada bunun ayrımında birazcık sıkıntı yaşıyorlar. Sen sosyal medya yorumlarına hiç bakıyor musun kendinle ilgili? Mesela ben çok kafaya bazen takıyordum. Sonra ben... yavaş yavaş alıştım. Şeyi ayırt edemiyorlar gibi. Yani bu bir maske aslında böyle bir içerik üreticiliğinde. Aynen. Bir rol yapıyor. Ya tam maske değil aslında ama... Tabii kendinden bir Şöyle parça bir şey, var. şimdi ben Onur ve e, Ozan'la program yaparken... ...Ozan Hı -hı. benim... Bir hafta arayla girdi Eurosport'a 2009'da. Hmm. Bu mesleğe başlarken bütün yolumu e, beraber Çizlerken. çizdiğim hmm. ve çok yakından tanıdığım bir çocuk. E, Onur da öyle. E, ve onlarla bizi sanki binlerce insan izliyormuş gibi değil de... ...evimizde lay lay, yani. low low yapıyor gibi olabiliyorum. Ya da Cihat'la da öyle e, o hmm. programda. Hmm. E, ama mesela bak, bunu şeyden çok örnek vereyim... Ee, size geldiğimiz iki çekiminde ilk 10-15 dakikasında hiç rahat değildim. Ee, hmm. soğuk savaşlardan soğuk savaş, bahsediyorum. Bom, bomboşta değil. Bomboşta Yok bomboşta rahat. değil. Soğuk savaşlarda çünkü dışarıda 8-9 tane tanımadığım insan izliyor bizi i̇zliyor, orada. Bu evet. sefer de vardı. 5-6 tane hanımefendi, ha. 2-3 tane de beyefendi. Hmm. Ee, ben rahat edemiyorum abi. Yani dünyanın en rahat adamlarından biriyim kendi habitatımda. Hmm. Ee, mesela ilk 10 dakika, 12 dakika falan tutuk, biraz böyle kısık. Hmm. İlk sorular için ...senin mi karşına geçtim? Burak'ın mı tam hatırlamıyorum falan... ...oralarda falan... ...hadi oğlum hadi tamam sakin sakin... ...normalsin falan yani... ...bunlar oluyor bende... ...ne zaman kendi şeyime, oyun alanıma giriyorsam... ...o zaman herhangi bir sıkıntı duymuyorum... ...biraz öyle... ...yani maske gibi değil aslında... ...çünkü... O insan da benim. Yani Hı -hı, Onur'la, senle burada oturduğumuzda o goy goy'u yapan, Layla Hı -hı. yapan insan da benim. Yani ben normalde çok sert bir insanım da Londra merkez başladığında... başka bir rol oynuyorum dönüşmüyorum. değil. Dönüşmüyorum ama... Daha e, rahat oluyorsun. daha. Rahatsın. O kadar da değilim normalde. O kadar rahat, <laughs> o kadar çıvık, o kadar işte <laughs> ne kadar ona olabilir. buna atlayan, zıplayan bir adam ne bileyim. Yani. Bu arada Google'a e, ismini yazınca boyu diye tamamlıyor. Sence kim niye bu kadar e, boyunu merak ediyor olabilir? E, bunun evlendirmeyle bir ilgisi olabilir mi? Ona uygun bir aday falan. Bilmiyorum bir bilmiyorum. ilginç geldi. <laughs> Gerçekten. Boyu niye öyle adını? tamamlıyor bilmiyorum. Allah Allah. Gerçekten herkes bunu merak etmiş. E, şaşırdım ona ben 1.79 çok merak edenleri. Evet ilk defa burada açıklıyorsunuz. Ee, 1.80'e ya yaklaştığım dönemler oldu ama çekiyoruz artık yaşlandık. <laughs> Yani otuzların sonunda falan Öyle. bir 79'a indim. Evet. Bu böyle bir program işte. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> gerçekten inanılmaz. Peki. Çok özel bir e, sorun var. Bunu birazcık Onur sormamı istedi. Peki. Erman Yaşar'ın kriptoniti nedir? Fobim var mı diye sormamı istedi. Herhalde aklında bir cevap vardı onun ama. Ee... E, böyle bir korktuğun, aşırı gerildiğin falan bir ya şey. Ya bende şey var. Yani ben e, böcekten haşereden falan hiç haz etmem. E, benim ya hatta programda üst ya yani sadece böcek falan da değil abi. Kelebek melebek de giriyor Bütün, buna. Bütün yani. yani. <laughs> insanların çoğu böcekten az ama mesela kelebeği alıp ay canım falan diye oynayan bir sürü arkadaşım var benim. Benim öyle de değil. Ben de hiç yani, yani benim bir kere ilk bu, bu stüdyoda değil ilk e, Londra merkez çektiğimiz stüdyoda programda üstüme kelebek düştü bir yerden. Ben atladım zıpladım program devam <laughs> edemedi yani ondan sonra. <laughs> bir kere başka bir programda daha <laughs> oldu. Ee, çok fena yani mesela örümcek göreyim tuvalete giremem ondan o kadar, sonra o kadar. aynen. Ben de çok kötüydüm bir kere e, babam benim Marmaris'te böyle bir köyde yaşıyor. Oraya gittim tabii orada ister istemez engelleyemiyorsun yani evde ne kadar önlem olursa ama. Abi orada 3 ay geçirdim ve o üç ayda bütün bu özelliğim geçti biliyor musun? Yani bir kere maruz kalınca ve Vallahi engel ben 8 böyle ay... bir çalışma yapabiliriz yani. Ben 8 bakıyorsun. ay Florida'da yaşadım abi Florida o dediğinin. Master degree'si bir yer. çünkü yolda timsah falan bile geziyor. O arada. kadar. Tabii ya yani böceği şey ya 50 45 50 derece mekanda her yer sayfaya yazlık ee, yok orada da yenemedim. Yenemedin. Anladım. Yenemedim. Ha, o zaman bu işe yaramadı bu şey. <laughs> Peki şöyle devrimsel bir fikrim var ee, bunu acaba okey olur musun diye buradan herkese de söylemek istiyorum. Devrim video kesilenmeyecek. Kesinlikle. Evet. Güzel abi. Bunu video da hatta şey. Videocast'ta Podcast olarak <laughs> yayınlayabiliriz evet ama podcast ya, olarak yayınlanmayacak. E, olarak. E, i̇kinci spiker e, diye bir fikrim var. Şu demek bu. Bu pardon şeyin ikinci spiker deyince akla iki spiker aynı anda bu anlatıyor geldi. Bu çok yapıldı geldi. zaten. Evet bu yapılmasın bu arada bence. Olmasın Hı -hı. böyle bir şey de. E, çok sinir oluyorum öyle olunca. Sırayla anlatma. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de sen. Çok saçma geliyor. Benim ben. hiç başıma gelmedi ama. Sa e, yani garip bir şey. Garip. Benim fikrim şuydu e, hani eskiden şey varmış ya ben tabii yetişemedim ona sen yet, sen de yetişmemişsindir herhalde de takım spikeri varmış bir ara öyle diyor herkes takım o hmm. takımın tutan Yok. bir kişi sunuyormuş maçı falan öyle bir şey varmış bu değil ama şöyle sizin Emre ile olan mesela e, sekanslarınız var ya bir tanesini zanyolo gol Hı -hı. atıyor ama atamıyor falan Hı -hı. şey atmıyor işte bunun gibi böyle aranızda bir tanesinde beş yemediler neyse ki üç yediler gibi cevabım var falan bunlar böyle zaten inanılmaz popüler oldu internette falan bir tane böyle daha rahat maç anlatılan ikinci bir ses ...seçeneği olsa mesela bu maçlarda... ...ben atıyorum sizi mesela böyle bütün maçlarda... ...o şekilde dinlemek isterim. Şu anda şey popüler ya... ...ikinci ekran hani millet... Aynen. ...bayağı yandan başka maçı izleyen... ...birini açıyor. Onunla beraber izliyor falan. Mesela bu şekilde bir fikir... ...tutar mı sence? Satayım mı bunu bir yere? Ya da yapar mıydın böyle bir şey? Zor abi yani. Türkiye Biraz daha rahat anlat. Türkiye, Türkiye Ligi, Ligi olmaz. maçı anlatamazsın zaten aynen. o rahatlıkla. Söylemiyorum bile onu. Yani yabancı lig maçı da... ...şimdi rahatlık derken bir anda o çizgiyi şeyi tutturamazsan nereye gider o iş? Yani evet, doğru aslında herkesin yapamayacağı bir şey olabilir. Yani saçmalar basitleşir, tuhaf bir yere gider mi? Yani ben biz de bazen böyle maç izlerken spiker arkadaşlarla işte bizim orkumlarla şunlarla, inanlarla, Emre'yle falan filan. Hı, hı ulan bunu şöyle anlatsan aslında falan filan dedi. Vay ayı nereye vurdu falan filan. Hani ondan <laughs> o sonra. O kadar değil belki benim dediğim ama birazdan mesela Emreli daha ya rahat olduğunuz bir maç bence güzel çok olabilir. çok keyifli olabilir ama dediğim hmm. gibi yani e, zor. Çok satılır bir şey değil yani. <laughs> Anladım. Eş dost arasında yapabiliriz. Benim hayalimde kalacak o zaman bu. Bu projeye giremeyeceğiz. Bilmem yani. belki de ben o kadar e, ileri görüşlü Yok, değilimdir de. Yok Bu asla tutmayacak de. bir şeydir büyük ihtimalle. Sen Bilmiyorum. böyle diyorsan bu senin mesleğin ama ben çok isterdim. Yani çünkü twitch'te mesela yabancılarda ve Premier Lig'de özellikle var. Adamın bütün içeriği ...bir takımın taraftarı olmak üzerine kurulu. Mesela böyle tipler var, görmüşsündür sen ben de. Ben bir iki kere FM maçı anlattım, öyle anlatıyorum. Ya da işte Hayır, ben işte de, mesela, evet e, yani. Erman Derman karakterinde... Bir tane çok e, önemli bir çıkışım vardı orada. Öyle... Önemli bir tarihi figürler. Aynen yani maçı tam anlatmıyorum orada teknik direktörüm evet. ama işte... ...arada seslendiriyorum evet. ve işte teknik direktörün söylediklerini falan... Onlar insanların çok hoşuna çok, gidiyor. Çok o tarz şeyler şey görmek abi. istiyorlar ama... ama. Türkiye'de de, bu arada Türkiye Ligi'nde asla olmaz dediğin doğru. Hatta belki Premier Lig takımları abi. bile bu arada şey eee Burnley Onların Türkiye bile, falan aynen, gibi takımları linkliyorsun bir anda. Sizin bir ara başınıza <laughs> gelmişti saçma <laughs> sapan iki şaka yaptınız diye. Aynen, ee, o türü... yüzden e, o kadar kolay değil ama Türkiye'de hiç kolay değil. Yani evet, doğru. atıyorum kafadan Vegers işte yani şimdi aklıma Beşiktaş, ben de Beşiktaş aklıma <laughs> Beşiktaş geldi. Vegers Mesela olumlu da ver, olumsuz da ver... Müthiş bir gol attı. <laughs> Vegors ne koydu be kardeşim falan gibi ya da işte anda, o tarz bir şey dediğin anda tam gidiyor. rakip takım taraftarları başlar. Vegors evet, saçma doğru. sapan bir şey kaçırdı. Ulan yuh lan bunu benim babaannem 87 yaşında atar falan desen şu anda bu sefer şırı bir... soğudum ya projemden <laughs> <laughs> bir canlandırınca ama Türkiye Ligi zaten hayalet evet. Türkiye Ligi. Ben zaten. galiba sen yani Emre ile maç anlatışınızı özlemişim herhalde. Abi biraz şöyle bizim ama. yani Emre de ben de sana iletiriz ibanlarımızı. Valla çok sevinirim. Güzel benim. bir <laughs> ücreti mukavi. Peki ücreti ne, herhangi bir görüntü ben sana olur mu? Evine bile gelir anlaşılır yani <laughs> sıkıntı değil. Ama biraz pahalı bir hizmet. Patreon'dan pahalı. Patreon'dan açın bunu bu arada. Aynen. Beraber ee, istediğin görüntüyü atsın. Ya ben tek çekmeye. gelirsem yine 1500-1750 aralığına ama bir de yorumcu Emre de gelirse 3000'den aşağı çıkmaz o. Bir şey söyleyeyim ben sizin menajeriniz olayım bu konuda. Bu fiyatlara Aynen. ne ya çok daha yukarıya çıkman için. lazım. Hayır çok yukarı çıkman lazım. Çok, ha, çok söyledim. yukarı çıkman lazım. Lazım Sen spor medyasını çok bilmediğinden. Ee, olabilir. Belki Aynen. onunla da alakalı olabilir. Ee, şöyle e, son e, sorularıma geliyorum yavaştan. Gel Şeyi bakalım. merak ediyorum. E, bu beni de bir drone yarışına çağırmıştı. Ya, Aynen. Hayatımın en güzel anlarından biriydi. Ben bu arada çocukken NBA yorumcusu olmak istiyordum. E, öyle bir hayalim vardı. Sonradan gördüm ki e, çok hayali kurulacak bir şey değilmiş. Derbeder bir durumdaymış. Uyku düzeni bozuluyor falan. Sen <laughs> de bir dönem et. anlattın. Felaket aynen. Ee, sonra vazgeçtim o hayalden. Ee, fakat beni ilk defa o odaya çağıran ve o hayalimi yaşatan bir insan olarak sana burada da çok tekrar evet, teşekkür esasında. etmek istedim. Ben geldiğin için teşekkür ederim. Şunu soracağım. Hem işte meşhur şiir okuma olayı yayında hem işte o drone yayınları. Bu troll anlatım şeklinde bir şey Hı -hı. getirdin ya aslında baya. Ee, bu düşünerek yaptın bir şey miydi? Yoksa canın o kadar sıkılıyor ...diyordu da... ...ya ben kendi kendime bari espri yapayım... ...saçmalayayım mı dedin... Ee, ...bunu merak ediyorum... ...yani çıkış noktası nasıl oldu yani? Katiyen abi. düşünerek yaptığım bir şey değildi... ...biraz daha ikincisine yakın... Hı hı. Ee, ...ya şöyle abi... ...ben Eurosport'a girdikten sonra... ...yani Eurosport hı hı. 1 ve Eurosport 2... ...Eurosport 1 biraz daha ciddi yayınların yapıldığı... ...Eurosport 2 ise biraz daha böyle... Hı hı. ...gençlere yönelik... E, Download. ...tuhaf yarışmaların falan da oldu. Yani tamamen spor değil de biraz spor eğlence. Hmm. İşte bardak dizme yarışması da oluyordu. İşte chair ladder contest da oluyordu. Okullar arası işte pompon kız yarışması. Ne bileyim efendim işte surf, hmm. bowling, e, langırt. Sen bunu sordun mu peki hiç? Ben bunları daha böyle şey anlatayım tabii, diye. Tabii. Ha, sordum e, ya Daha doğrusu ben bu yayınlarla başladım e, hmm. kariyerime ve bu yayınları yaparken... E abi tabii ki yani ne bileyim bir e, Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı anlatmadığın için <laughs> tabii ki. ufak tefek şeyler yapıyorsun. Benim de ben de zaten e, şey bir insanım. ...hani böyle cıvıtmaya... ...meyilli <laughs> e, bu tarz yayınlar. Bir de tuhaf tuhaf saçma sapan şeyler oluyor işte. Kol bozuluyor, <laughs> binlerce oluyor, herif fırfır yapıyor. İşte bowlingde top diğer tarafa gidiyor. Falan. Hiç reytinglere baktın mı peki? Yok, bir Eurosport reyting ölçümüne ha, girmiyor. Çok merak ediyorum. Mesela ee, i̇nternette ama, çok arttı. Ama beliriz. geri dönüşlerden anladık. Tabii, sırf onun için izleyen geri insanlar. Geri dönüşlerden olsun, anladık. Tamam, Şöyle, yani. bu yayınlarda... Sevdiği insanlar da, ee, genel yayın yönetmenimiz Bağış Erten, Eurosport'ta oydu. Hı -hı. Ben artık Eurosport'ta değilim ama o hala orada. Ya senin bu mavra işin değil, böyle ufak ufak bu tarz yayınlara... ...yani bir Hı -hı. Grand Slam yarı finaline değil tabii ki ama... Bunları ...bu tarz yayınlara serpiştirebilirsin falan. Sonra onun kırılması, böyle 3-4 senelik spikerdim ve artık aslında ciddi yayınları daha çok yapıyordum. Böyle bir Japon yarışması, e, G-Wars diye bir şey geldi. Robot... Ee, robot, ...robot da değil ya... ...böyle e, dört, yani iki tane grup... E, ...dört beş tane Japondan oluşan... ...iki tane grup saçma sapan şeylerde yarışıyorlar... Ha. Ee, ...onun 40 dakikalık bir bant da o... ...onu böyle bayağı cıvık anlıyor... ...bayağı cıvık derken işte... <laughs> ...dronedaki gibi tamamen <laughs> geyik yaparak anlattım... ...abi e, o zamanlar çok... tanınırlığın falan da yok... ...yani ha. yıl herhalde 2014-2015... ...Twitter'da takipçim olsa olsa... ...altı bin bin takipçim vardır... ...Mansionlar durmuyor, millet hmm. işte şey yapıyor falan, te kanalı aramışlar, bu acayip komik bu <laughs> hiç ne falan. Hiç şikayet eden falan, falan. falan olmuş mu? Yok, de, Sözlü'ye bile 3-4 tane entry girildi, Aa, etti falan. Aa dedim ben o zamanlar hiç alışık değiliz böyle şeylere, insanlar sevdi. <laughs> Sonra Ozan'la bir iki tane yayını onunla öyle yaptık Hı. ve en sonunda 2016-17 gibiydi falan, bu drone geldi drone yayınını kim yapacak kim yapacak diye kanalda şey dönüyordu. Çünkü ben de artık bayağı ciddi yayınlar yapıyordum. İşte bunu desteği uh -huh. anlatıyorum. Tenisleri anlatıyorum, onu anlatıyorum, bunu anlatıyorum. Çok bana kalmıyor o yayınlar. Uh -huh. Ben bizzat istedim. Dedim ki abi denim, bunu <laughs> cıvıma şeyi veriyorsanız Birkaç ee, tane yok sanma çünkü yok dünyanın en sıkıcı yarışı yani adamlar Tabii şey canım. geliyor sana taslak 45 dakika. de de öyle anlatılmalı bu arada ha, zaten. Ha, yani. yani, kağıttan şey diyeceksin işte bilmem ne 1 26 12 ile geçti bu sektörü. Ya Formula 1 yarışı anlatır gibi. Hmm. işte dur onu anlatman lazım. Ben dedim bunda şey yaparım. İyi falan dedi. <laughs> Artık zaten kanalda 6 7 senelik spikerdim <laughs> ve bu aşağı bir dedi ki tamam güveniyorum sana ne yaparsan yap. Abi 3 saat önce yayından şey geldi işte. ilk yayını ben tek başıma yaptım. Sonra Ozan'ı aldım, hmm. sonra seni aldım. İlk yayını ben tek başına şöyle yaptım. Üç üç buçuk saat önce yayının skripti geldi. Hı -hı. 48 dakika sürekli işte teknik bilgi. Burayı bir 26-12 ile geçti. Burada batarya değiştiriyor şu falan. Bir iki, da bir iki dakika baktım, çöp attım. <laughs> 20 dakika kala yayını söndürdüm ışığı kabinin. Ayakları uzattım. Bir sigara falan. Sonra... Yok. Şey... <laughs> sigara içmiyorum zaten normalde. Böyle yani bazı göçeler... güce <laughs> <laughs> Hayır bazı geceler alkol alkol aldığımda <laughs> iki tüttürüm. Bu normalde... açıklamayı yapma ihtiyacını <laughs> hissettim. Pardon Aynen. evet ortamı kurdun yani. Aynen. Ee, ha ortamı kurdum. Bir başladı abi. Ben aklıma ne geliyorsa söyledim bir saat boyunca sonra <laughs> abi çıktım. Çok iyi ya ben de yani ne yaptığımı bilmiyorum ama şeyi görüyorum yani yıkılıyor ortalık. Yani şey incanlı ki görüyor. açtım. Ha, Sürekli şey. geliyor falan. Öyle devam etti. Yerleşti. Hala arada sırada yapıyorum. Peki bunun tam tersi bir şey soracağım. Tabii. İnternette böyle daha sakin, daha ciddi halini seven bir iki övgü yorumu gördüm. Öyle şeyler. Bu ara, şeyler. bu ara çok var. Özellikle daha ciddi futbol ha, yorumladığım orada. bir dönemdeyim ee, şu anda. Bu bu tip yorumlar seni hiç bunları mesela sağlıklı bir geri dönüş olarak alabiliyor musun sen yoksa böyle her olumsuz şey yazan şey yani benden nefret ediyordur herhalde falan diyor musun işte ben çünkü bunu çok geç öğrendim. Gerçeğini bulmak çok zor oluyor ya o Hı -hı. geri dönüşlerde. Bu mesela senin ciddiye alacağım bir şey mi olur? Önerim olur. Yoksa Yo ciddi alıyorum. Hı -hı. Ee, ama ciddiye alınabilecekleri ciddiye alıyorum. Yani bazısı gerçekten senden Tabii bazıları gerçekten tamamen sallamak için sallama oluyor. Sırf benim için ne değil. Başkaları için bekliyorum. Hem kendi ekip arkadaşlarımdan hem e, tanıdığım başka arkadaşlarım. Hı -hı. Beraber çalışmadığım ama e, ya bazısı gerçekten sadece sallamak için sallıyor. Bazısını da salladığı evet bak bunu doğru söylemiş Hı -hı. diyorum. Hı -hı. Şöyle bir durum var. Benim hep e, işte birçok şeyi çok e, cıvıttığıma, birçok şeyi çok e, komediye e, vurmaya çalıştığıma dair e, bir şey geliyor. Ya yani şöyle Hı -hı. söyleyeyim abi ben 4-5 sene öncesine kadar tek bir tane bile olumsuz yorum almıyordum neredeyse. Ee, çünkü kitle e, kitle küçüktü. Hı -hı. Ee, dışına çıkıyorsun bu, daha doğrusu. Bu buradaki birçok yani. insan için de öyledir. Hı -hı. Ozan için de öyledir. Emre Özcan için de öyledir. Orkun için de öyledir. Hı -hı. Ee, Kaan abi bununla bizden daha önce tanışmıştır. Hı -hı. Daha erken Hı -hı. E, binlerce milyonlarca insanın sevdiği biri olduğu için. Ama ben de zamanla tanıştım. Yani bana herkes abi seni çok seviyoruz falan derken... ...burada popülerliğim arttıkça işte Twitter'da, Instagram'da, orada burada programlar 150 bin, 200 bin ha. seyredilmeye başlandıkça... ...sokakta insanlar tanıdıkça işte ee, şeyleri görmeye başladım. Ne rezil bir adam ulan bu. Ne salak adam bu. Artık bu arkadaşları nasıl katlanıyor falan. Hitap etmediğim bir kitleye ha, gittiğini aynen. anlıyorsun aslında. Ee, buna da saygım var tabii ki. Çünkü zaten kim, yani hiç kimseyi... Abi tabii ben canım. hep burada kriterim şudur. Tarkan'ın sevmeyeni var. <laughs> ben de abi, ben de kriter budur. Tabii gibi bir adam sevilmiyorsa biz hayallerde yani sevilmeyiz zaten. Ben o. de o kırılma şeyde yaşandı ya. Vedat Müniro şey reply yazmış biri ve şaka değil. Bir, bir kere yumurta kırdığını görmedik. Bunu ha. dinliyoruz yazmış ve profiline bakınca şaka olmadığını anlıyoruz... Şimdi böyle bir şey deniyorsa ya biz kimiz ki bize ne diyecekler. Aynen cikler? ya benim sevilmeyecek gönlüm yani. de vardır abi. Bazı hakikaten çok batı batıyor doluyor. Tabii olabilir. ki var ben abi falan diyor... <laughs> ya öyledir. Öyledir. Ee, ama e, ...neticede bunlarla barıştım. Tabii Dediğim ki. gibi bazı... Ya ...ben geyik yaptığım Aha. formatlar belli. Geyik yaptığım programlar belli. O sınavı Gerçekten sınavı ciddi hatta. tenis, basketbol... ...futbol konuştuğum yerler belli ki. Mesela maç anlatımlarında falan zaten... E, yani ...bir şampiyonlar ligi maçı anlatıyorken... ...bir premier ligi maçı anlatıyorsan... Şey ...hatta yani, ben yap diye baskı o, kurdum olmaz dedik. O G-Wars anlatımlarını <laughs> falan... He, ...biri ekrana geldiğinde falan komiklik yapmışımdır. Mesela <laughs> Cristiano Ronaldo ile beraber... ...çok alakasız birini gösteriyordu... ...ve şu anda ekranlarda... ...yandaki herifi söyleyeyim... ...sonra da şey dedim, <laughs> ...yanında da Cristiano Ronaldo... <laughs> ...falan filan... ...ya onları... ...yapmışımdır en fazla... <laughs> ...maç anladığım gibi ...ha ondan sonra... <laughs> ...yoksa neyin nerede yapılacağını... Tabii. ...aşağı yukarı biliyorum... ...ben bir biliyorum. De neden sordum bunu... ...aslında şu yüzden sordum... ...insanların o anki izlediği... ...mood'a göre çok değişiyor ya... ...ya adam o sırada gülmek istemiyor belki... Hı -hı. ve direkt uyuz oluyor falan. Ya da adam o sırada çok gülmek istiyor. Bu sefer hoşuna gidiyor falan. ...işte bu tip ayrımları çok yorum yaparken insanlar fark etmiyor ama biraz o yüzden sordum. Peki son sorum geliyor o zaman. Ee, da ya bu ne yaşadın 90'larda da bu 90'lar pop sevdası bitmedi sende. Bence şu anda herkes bir sever. Herkes bir uzun yola çıkınca ya 90'lar Türkçe pop açın falan. Bunları duyuyorum da senin kadar böyle sosyal medyasını buna ayıran. Yani sanki bir gelirim varmış gibi böyle NFT yapmışsın gibi geliyor. Neden? Abi büyüdüm. Yani <gülüyor> en, <gülüyor> en klasik cevap bu. Yani çünkü birçok insan 90'ları seviyor. Benim burada da arkadaşlarım var. 96 doğum, 96 doğumlu, 97 doğumlu, 95 doğumlu. Ama ben 90'larda 12-13 yaşındaydım. Oğlum ilk kez 90'larda aşık oldum. İlk kez diskoya, bara 90'larda gittim. İşte ilk kez belki araba 90'larda kullandım. İlk kez 90'larda aldatıldım, aldattım, şunu yaptım, bunu Ve aldım. Onları da şarkılar. Oradaki şarkıların hepsi ki yani sadece bu da değil sadece büyüdüğümden de değil yani bu 90'lar dediğimiz dönem hmm. Sezen Aksu'nun da işte Sertab Erener'in de Levent Yüksel'in de Nazan Öncel'in de Yıldız Tilbe'nin de Tarkan'ın da Mustafa Sandal'ın da ya, prime, prime tekabül <laughs> eden bir dönem. Yani sadece <laughs> evet, hani ben evet. 90'larda büyümesem 27 yaşında da olsam 90'larda hmm. muhtemelen Özellikle... çok aşık olacaktım çünkü gerçekten acayip bir kalite çok var o bölgede. Evet. Ama bir de dediğim gibi ben ilk bu şarkılarla yani işte 10 on yaşında, he, mesela işte gölgede aynı albümünün bir hatırası var. Bir tatil köyüne gitmiştik, orada biriyle tanışmıştık. Ya Onun işte. bir hatırası var. Şimdi şımarım bir hatırası var falan. Peki bu filan. yaş şey bu e, yıllarda çocuk olanlar ne yapsın şimdi? Trap müzikle mi hatırlayacaklar bugün? Bilmiyorum de? nasıl hatırlayacaklar. <laughs> İnşallah güzel hatırlarlar. <laughs> yani güzel örnekleri de var. Vardır, Yok değil var, ama. Tabii e, evet. Biraz aynen. popüler başka bir yere doğru gitti. Şey aynen. bazen şey böyle çok aşırı şey düşünceler geliyor aklıma. Bir ara o dönem internetten önce müzik birilerinin kontrolü altındaydı ya. Hı -hı. Önüne gelen herkes müzik yapamıyordu sanki bu bunun olumlu yanları da varmış gibi var, hissediyorum var. biraz. Var, kesinlikle. Yani Katılıyorum. Evet. Güzel bağladım. Güzel bağladım değil mi? Güzel sanki bu, konumuz bu gibi oldu. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Ee, çok fazla şey konuşmayacağız falan. O dedi. değil de. İnanılmaz program oldu. Bunu bana söylememi söylemiştin. Hatırlayamadım programı. Ben, ben de ama bir son kere söylemedim. Ben de bir kere söylemedim. O değil söylemedim. de yani bir daha böyle konuk nasıl bulacaksın hiç bilmiyorum. Asla bulamayacağım. O değil de birbirinden güzel <laughs> konulara e, imza attık İnşallah Bu seri çok sevilecek ve e, inşallah. o değil de Berk nasıl? Ben Berk çok özlüyorum. Sürekli seninle görüşüyoruz ama. Çok iyi. Ama... O değil de süremiz bitti. Ee, evet. Seni Peki. maça göndermem lazım buradan. Çok evet. teşekkür ederim geldiğin için. Ben yani, ee, yani şöyle hiçbir şey konuşmayacağız sandım. Çok fazla şey konuştuk. Bir sürü de şey öğrendim. Umarım izleyicilerimiz de böyledir. Ne öğrendin? Vallahi bunu sonra bunu ben konuşuruz. evet şey evet, bitirelim şimdi ondan sonra. Peki. Teşekkür ederiz izlediğiniz ve dinlediğiniz zamanı için. Zamanı geçmeyelim. Evet. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ne diyorsun? Olmaz o ikinci spiker olayı. <laughs>